300 tane. 300 de geçiyor. 300 de geçiyor. Manevi yönü. Evet. İnsan olarak orada yapmamız bilmem. Gerçekten de. Peki bir isteğiniz var mı? Evet. Şu da. Evet. 5 adet oluyor. Evet, 5 adet oluyor. Bunların hepsi 5'li paketleniyor sonra. Ben de geleyim sizlere bir merhaba diyeyim. Yerinde göreyim nasıl gidiyoruz. Herkes... Şu anda ilimiz Talas Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Talas Halk Eğitim Merkezi'nde güzel bir hizmet var. Çok anlamlı, manevi değeri çok yüksek bir hizmet var. Gazze'deki çocuklarımız için zıbın takımı dikiliyor. Bu gerçekten de buradaki çalışanlarımızla konuştuğumuz zaman onların ne kadar aşkla, şevkle, ne kadar bu işi sevgiyle ve isteyerek yaptıklarını görüyoruz. Tabii her şeyden önce Gazze'deki katliam, Gazze'deki sivillerin, masumların, çocukların, kadınların katledilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Burada tüm milletimiz gibi herkes bir şey yapmak istiyor. Herkes elinden geleni yapmak istiyor. Ve elimizde de burada halk eğitim merkezleri üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın planlamaları doğrultusunda tüm Türkiye'de halk eğitim merkezleri farklı farklı konularda çalışmalar yapıyor. Kayseri'de de Gazze'deki çocuklarımız için zıbın takımı üretiyoruz. İnşallah ayın 8'ine kadar 15 bin zıbın takımı hazır olacak. Şu anda da Talas ilçesindeki halk eğitim merkezinde arkadaşlarımız geceli gündüzlü çalışıyorlar. Artık son aşamasına geldiler. İnşallah kısmetse önümüzdeki hafta bu halk eğitim merkezimizden 4500 zıbın takımı bölgeye gönderilecek. Kayseri genelinde de diğer halk eğitim merkezlerinde de yine zıbın takımı çalışması, üretim çalışması devam ediyor. Bizim bu tip çalışmalara ağırlık vermemiz, bunları desteklememiz kaçınılmaz tabii ki. Bunları sonuna kadar destekliyoruz. Ama buradaki en değerli olan şey şu, bu hizmette görev alan, buradaki merkez müdürümüzden, çalışanına kadar, herkesin ne kadar aşkla, şevkle bu işi önemsediklerini, bu işi aldıktan sonra tüm planlarını erteleyip, tamamen tüm kapasitelerini bu işe yönelttiklerini ve bu işten de çok mutlu olduklarını görüyoruz. Bu da bizim inancımızı, aidiyetimizi, bu işteki duruşumuzu gösteriyor. Her şeyden önce oradaki katliamın, oradaki masum çocukların, kadınların uygulanan zulmün bir an önce durmasını istiyoruz. Ve biz de millet olarak, ülke olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Eğitim camiası da, Milli Eğitim Bakanlığımızın liderliğinde tüm imkanlarını bu konuda seferber etmiş durumda. Kayseri'de de halk eğitim merkezleri üretiyor.